Kıyır kıyır kalbura bastı tarifi tüm püf noktalarıyla sizlere aktarıyorum Öncelikle 3,5 su bardağı un Unu mutlaka eleyin arkadaşlar Çünkü tatlınızın hamuru çok daha güzel olacaktır Sadece tatlıda değil tüm tariflerde bu şekilde unu eleyerek hazırlamanız tatlınızın ve yapmış Olduğunuz tariflerin çok daha güzel olmasını sağlıyor Öncelikle unu hazırlıyoruz diğer taraftan 3 yemek kaşığı irmik Ve şimdi 150 gram tereyağı. Altı açıklamalara tüm malzemelerin listesini yazacağım sizlere. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay kaşığı karbonat ve bir fiske tuz ekledim. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Bunu da eleyerek ekliyorum içerisine. Ve şimdi bir kase öğütülmüş ceviz, ceviz içini ben e, tatlının içerisine ekliyorum arkadaşlar ve az önce elemiş olduğumuz unumuzu da kademeli olarak içerisine ekleyip yoğuruyoruz. Genelde üç buçuk su bardağı un yeterli oluyor. E, hamur ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur elde ediyoruz bu şekilde. Şekil vermesi de. Ee, istediğiniz şekli verebilirsiniz, düz olarak da yapabilirsiniz. Ama adı üzerinde kalbura bastığı olduğu için şöyle hemen kevgirin üzerinde bastırıyoruz ve çeviriyoruz. Şimdi bunu önceden ısıtılmış alt üst konum ayarında olan 185 derecede fırında 30 dakika pişiriyorum. Bu hamur yoğurma işlemine başlamadan önce 3 su bardağı su, 2,5 su bardağından biraz fazla toz şeker, şerbetini bu şekilde kaynatıyoruz. Kaynama aşamasına gelince 15 dakika daha kaynatıyoruz ve şerbet soğumaya bıraktığımız zaman da hamurunu yoğurabiliriz arkadaşlar. Ve tatlıyı fırından çıkarttığımız zaman da, e bu arada tabii fırın tepsisine... E, yağlı kağıt koyarsanız çok daha rahat çıkacaktır tatlılarınız. Şerbetin soğuk, tatlının da el yakmayan sıcaklıkta olması gerekiyor. Üzerine gezdirin ve ara ara tatlılarınızı alt üst yapmayı lütfen unutmayın. Daha sonra tekrar düz konuma getirip bu şekilde servisinizi yapabilirsiniz. 2 saat sonra tatlınız hazır oluyor. Ertesi güne kalan tatlı çok daha lezzetli oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.